Selam dostlar, bu videoda sizlerle oyuna yeni eklenecek olan filo aracını inceleyeceğiz. Dostlar, filo aracımız F5E FCU, muhteşem bir araç. Gerçekten biraz şaşırdım. Oyun F5 çeşitliliğini arttırıyor. Arttırması gerekir miydi? Bence gerekebilirdi. Şöyle izleteyim dostlar videosunu. Bakın, bildiğimiz F5 ama mühimmatları fazla. Bu yüzden bir arada yüksek olacaktır. F5E'yi anımsatıyor iç kokpit olarak da. Zaten F5E sadece FCU modeli. FCU modeli nedir dostlar? Tayland'daki F5E Tiger 2 jet avcı uçağı. Burada Türkçe yazıyor. Ben bu normalde İngilizce ama Türkçe'ye çevirdim. Gördüğünüz gibi 7. tiyara eklenecek. Özelliklerde mükemmel kullanım, yüksek aşırı yük direnci falan filan diyor da dostlar. Asıl önemli olan şu Python 3 ve AIM 9P4 füzelerinin kullanımı. Bir de kar araçlarına karşı geniş mühimmat cephaneliği diyor. Yani diğer F5'lerde, F5E uçağında böyle kara araçları için herhangi bir eklenti yoktu. Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ilk F5'i falan filan burada siz okursunuz istiyorsanız. Burada bir tarihçesinden bahsetmiş. Şöyle resimlerine geçelim dostlar. Bakın, Python füzelerini taşıyor. AIM-9 füzelerini taşıyor. Bir de burada AGM-65 füzelerini taşıyor. Bu tank savaşları içinde kullanılabilecek bir filo aracı uçağı. Bildiğiniz gibi filo aracı uçakları ücretsiz bir şekilde belli bir süre oyun oynadıktan sonra alabiliyorsunuz. Tabii herhangi bir filoda olmanız gerekiyor bunun için. Şöyle. Tamam, özelliklerine geçelim dostlar. Bakın, AIM-9P4. Büyük ihtimal AIM-9P'nin aynısı. Bir fark olacağını zannetmiyorum. Sadece sonuna 4 eklemişler. Belki ufak nüanslar vardır. Phaeton 3 kısa menzil füzesi. Pardon, Phaeton 3 füzesi var. Geliştiricinin yorumu. Geliştiricimiz ne demiş? Japonya'ya ekleyeceğimiz çok sınırlı yerli modern jet uçağı olduğundan bu hava aracını ilginç bir seçenekle desteklemeye yardımcı olmak için Tayland'dan F5E FCU'sunu eklemişler. Gerçekten de Japon Hava Kuvvetleri, oyundaki Japon Hava Kuvvetleri şu an bir tık yetersiz. Tabii F-16'ya benzeyen bir uçak vardı. Onu ekleyecekler falan dediler. T-2 falan filan ama gel gelelim eklemediler. Ne zaman eklerler bilmiyorum. F5E FCU Japon ağacına bir tık daha yenilik getirecektir. Ama bir tık getirecektir. Çok büyük getirmez dostlar. F5E serisinin tanıtıma ihtiyacı yok. Evet, bence de yok. F5E zaten oyunda da kendini kanıtlamış bir uçak. Bakın çok güzel duruyor ya. Gerçekten kamuflajı da muhteşem duruyor. Zaten şöyle devam edelim dostlar. 45 adet işaret fişeği varmış. Yani 45 adet çef adet çef ve flare taşıyabiliyoruz. Yetersiz bence. Rivier sistemi var, zaten var Rivier sistemi. Ekstradan bakıyorum başka ekledikleri bir şey var mı? Veliaht Prens de F5E avcı uçağının bizzat pilot olarak kullanmış. 20 milimlik topları var. 30 milimlik top da altına ekleyebiliyoruz ekstradan. Şöyle bakıyorum dostlar. Zuni roketlerimiz var. Bu Zuni roketlerinden ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. F5E'nin aynısının bir tek değişik varyantısı. Bakın, muhteşem bir araç. Gerçekten kullanılabilir. Filo aracı için o kadar çok çeşidimiz yoktu dostlar. Bu araç güzel bir çeşitlilik sağlar. Bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadar dostlar. Şöyle F5E'yi gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla güncelleme videosu gelecek. Güncelleme gelene kadar. Güncelleme geldikten sonra da çoğu aracı inceleyeceğiz. Güncelleme ile oyuna gelen. Şu an dev sunucusu kapalı ama belki açılır, belki güncelleme gelir. Bilmiyorum. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.